Geçen sene 3200 liraya kadar yükselmişti, daha bu sene şu an 2300-2400'den gidiyor. Kilosu. Evet. Yani geçen seneye bakar yükselir bu mallar. Bir de ekim çok, verim az bu sene. Bu Adana'mızda kare salı biberi sembol oldu, bir markadır yani. Adana'nın çevre illerinden herkes geliyor, oradan günlük 100-150 ton mal kaldırıyorlar dışarıya. Bayağı da bir yoğunluk var şu anda. Var, evet, şu an yoğunluklar başladı. Bundan sonra da devam eder. 2 ay mahsuller devam eder, satışlarımız olurdur yani. Evet, iki durma. Temizleyeceğiz, çektireceğiz, kurutacağız. Olmazsa olmazı değil mi Adana mutfağının? Evet, doğru. Olmazsa olmazı. Ben hazırı sevmiyorum. Gelip buradan alıyorum. Götürüyorum evimde hijyenik bir şekilde temizleyip kendim elimle yapıp gönül rahatlığıyla yiyorum. Evet, bekliyoruz. Muhteşem bir yer. Biberimizi aldık. Buraya geldik. Hiçbir şey ellemedik. Burada pırıl pırıl yıkanıyor, temizleniyor. Bir dolara katılıp evimize götürüp seriyoruz. Salçayı nerelerde? Tüm yemeklerde. Biz Adanalı olduğumuz için salçayı her türlü her yerde kullanıyoruz. Aynen. Adanalı olunca başta akla salça gelir yemeklerde. Her sene yapıyorsunuz değil mi bu işi? Tabii. Her sene yapıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Salça mutfakların vazgeçilmezi. Kesinlikle salça olmazsa Adana'da yemeklerin tadı olmaz diyoruz. Ama mutlaka yani uğraştığımıza değmediği için yıllardır geliyoruz. Aynen. Salçamızı bu fabrikada çektirdiğimiz için hem temiz hem de güzel yaptıkları bundan için. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bundan sonra götüreceğiz inşallah. Damda yerimizi hazırladık. Naylonlara dökeceğiz. Tuzumuzu katacağız. Şöyle 10-15 gün kuruduktan sonra tekrardan bidonlarımıza yerleştirip indireceğiz. Hazır olacak. Thank you.